Eşimin ilgisizliğine karşı nasıl davranmalıyım? Sorunun sahibinin kim olduğu belli olmuyor. Yani bu soruyu soran bir hanım mı bir erkek mi belli olmuyor. Ama genel itibariyle böyle bir rahatsızlık ve bu tarz sorular çoğunlukla hanımlardan, kadınlardan geliyor. Ben ayırmadan eş işte erkek kadın iki taraf içinde kullanılır biliyorsunuz. Ben ayırmadan bir cevap vermek istiyorum. Çünkü bir tarafı eksene koyup diğerlerini değerlendirdiğimizde bazen zihin, kelimeler başka yerlere kayabilir. Burada ortak bir dertten, ortak bir sıkıntıdan bahsedeceğimiz için iki taraf için de bazı şeyleri söylemek durumundayız. İşin bidayetinde yani sözün başlangıcında şu hakikati bir hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. Dünyanın nimetleri bugün sayılsa beş tane önemli nimet sayarız en başta Allah Resulü'nden öğrendiğimiz üzere. Bunlardan bir tanesi nedir? Sağlıklı bir beden. İkincisi nedir? Huzur dolu bir hane. Üçüncüsü nedir? Uyumlu bir eş. Bakın kadın erkek ayırmıyoruz. Dördüncüsü salih amellerimiz olabilecek çocuklarımız. Beşincisi de sadık ve salih dostlarımız. Bu beş tane dünya nimetinin diğer dördünün de oluşabilmesi için en önemli şey nedir diye bana sorsanız inanın ki uyumlu eştir. Eğer eşiniz uyumluysa eş olarak siz de uyumluysanız tamam diğer dördü zaten olacak Allah'ın izniyle. Hanede sükunet bulacak, hane huzura erişecek, çocuklar o huzurlu hanede sağlıklı şahsiyetli insanlar olarak yetişecekler. Dolayısıyla sizin salih amelleriniz olacak. Siz iyi olduğunuz için, sadık olduğunuz için Allah sizin yollarınızı salih ve sadık dostlarla kesiştirecek. Şimdi meselenin eş ayağı bu kadar önemli olduğu için şeytan ve içimizdeki en büyük imtihan aracı olan nefis bunu elden çıkarmak için her yolu deniyor, her yolu. Ve eşler olarak birbirimizin arasına düşmanlık, sıkıntı, kavga, sorun, işte bir şekilde başka başka problemler oluşturmak için her yolu deniyor. Biz eğer bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilirsek ona göre tedbirli davranırız. Ve ona göre hem dışımızdaki şeytanlara hem de içimizdeki imtihan aracımız olan nefsimize bu noktada bir sınır koymaya çalışırız ve elimizden geldiğince bu manada bu imtihanı yüzümüzün akıyla geçirip aslında dünyadaki cennetin kokusunu duyacağımız o hanelere kavuşma noktasında bir gayret içerisinde olmuş oluruz. Şimdi burada bir meseleyi de unutmamamız gerekiyor. Bizim örneğimiz, rehberimiz, önderimiz kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah aşkına hangi birimizin işi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in işinden daha fazladır. Yani bunu söyleyebilecek, bu cesareti ortaya koyabilecek kimse çıkar mı içimizde? Şimdi böyle bir peygamber var karşımızda canlarımız onun yoluna kurban olsun. Hanımlarının nazıyla uğraşan bir peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'si için neler söyledi, neler yaptı? Az bir şey siyeri biliyorsanız zaten aklınıza birer birer döküldü. Ayşe'si Ayşe'si anamız. Anamız biliyorsunuz çok farklı bir özelliği, farklı bir karakteri olan birisidir. Belki yüz defa, belki daha fazla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beni seviyor musun diye sordu, sormuş ve onun cevabını ondan farklı şekillerde duymaya ait bazı şeyleri ortaya koymuştur. Şimdi eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar işine rağmen eşinin nazıyla eşinin bu noktadaki istekleriyle uğraşıyorsa hangi erkek Allah aşkına burada bazı şeyleri bahane ederek eşlerine karşı bu manada ilgisiz davranabilir? İşin diğer hanım ayağına gelin hangi hanım mesela Hazreti Hatice anamız gibi? E anamızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yani eşine karşı ilgisine bir bakın Allah aşkına. Hatice anamız sadece değil ki diğer mesela Ayşe annemizden örnek verdik. Aynı şekilde onun için hiçbir hanım bugün Ayşe annemiz kadar meşgul de olamaz. Onun kadar ilim sahibi de olamaz. Onun kadar mesuliyet de yüklü olamaz. Ama o Ayşe radıyallahu anha eşi olan aleyhissalatü vesselam efendimize karşı nasıl ilgili bunun onlarca örneğini inanın ki burada zikredebiliriz. Peki burada bu güzel örnekleri eğer biz almayacaksak üzerimize, eşler olarak birbirimizi yiyip bitireceksek ve birbirimize karşı ilgisiz davranacaksak bunun yarın Allah katındaki hesabını nasıl veririz Cenab-ı Hakk'a karşı? Onun için ben tekrardan soruya git dönmek istiyorum. Soruyu, soru soran kardeşimiz diyor ya eşimin ilgisizliğine karşı ne yapabilirim? Bununla alakalı olarak ben 10 tane madde vermek istiyorum. Kimse bu eşler. Kadın erkek dediğim gibi ayırmadan söylüyorum. Öncelikle bu ilginin azalma nedenini iyice tespit etmelidir. Neden? Mesela başlangıçta iyiydi. Birdenbire erkek ya da kadın ilgisizleşti. Neden oldu acaba? mesela bir kadın olarak ben acaba eşim'in ailesini sürekli konuştum 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 annesine karşı bir şeyleri söyledim şöyle ettim böyle ettim de eşim yavaş yavaş işte bu meseleyi tartamadı dünyasında da bundan dolayı mı soğudu ya da erkek olarak mesela ben eşime karşı ilgisizliğim farklı bir şeyden dolayı mı oldu? Kadın olarak da eşime karşı ilgisizliğim mesela onun benim işte kaldıramayacağım yükleri bana yüklemesinden dolayı mı oldu? Neyden oldu? Yani bunun bir sürü sebebi olabilir, birkaç sebebi değil. Bir sürü sebebi olabilir. Öncelikle bu sebepler ciddi bir biçimde teşhis edilmeli. İkincisi bu tespitten sonra çözüme dair makul adımlar atılmalı. Çoğu insan kendi sorunuyla yüzleşmeye korkuyor. E yüzleşmediğiniz zaman tedavi edemezsiniz. Onun için önce teşhis, sonra da onu tedavi etmek adına adımlar atmak. Üçüncüsü, bakın ne olursa olsun, ne olursa olsun asla düzeleceğine dair umudu kaybetmemelidir. Yok ya benim eşim düzelmez. Yıllardır düzelmedi şimdi mi düzelecek? Ya bu kadının huyu değişmez. Bu erkeğin huyu değişmez. Allah aşkına bu sözleri söylemekten vazgeçelim. Eğer bu o noktada umudumuzu yitirirsek bitti zaten biz. Aslında umudumuzu yitirdiğimizde kendi kendimizi aslında bu noktada o imtihanın altında perişan ettik. Onun için ne olursa olsun düzeleceğine dair ümidi kaybetmemeli. Dördüncüsü aradaki sevgiyi arttıracak adımlar atmalı. Bu nasıl olacaksa o sevgiyi arttıracak adımlar atmalı ki sevgiyi yeniden eskisinden daha güzel, daha gür, daha derinlikli bir biçimde hayatlarımıza yerleşmiş olsun. Bakın beşincisi ki önemli bir şey bu. Mümkün mertebe güzel örnekler anılmalı ve onların hayatları öğrenilmeli. Ben erkeklerin aleyhissalatü vesselam efendimizi bu nazarla okuduklarında var olan sıkıntılarını gidereceklerine inanırım. Çünkü ben kendimi en azından öyle motive ediyorum. Hanımlar da Diyelim ki annelerimiz işte Hatice annemiz, Ayşe annemiz, Ümmü Seleme annemiz, işte Meymune validemiz, Sevde anamız her birisi biliyorsunuz bu noktada bir rehberdir. O rehberiyetlerinden dolayı zaten peygamber evinin hanımları olmuşlardır. Onlardan bu güzel örnekleri aldıklarında güzel örnekler kötülüklerimizi giderecek birer şifaya dönüşür. Altıncısı beraberce ortak sevilen işler yapılmalıdır ilgiyi arttıracak bir şey. Bir. Neyi mesela seviyoruz eşler olarak onu meşru ve helal dairede bunların tespiti ve geçmişte mesela belki bir 5-10 sene önce beraberce çıkmış yürümüşüzdür. 5-10 senedir hiç yürümüyoruzdur mesela. Bir seyahate hiç gitmemişizdir mesela. Her neyse bunları arttıracak ve bunları çoğaltacak adımlar atmalı. Yedincisi hediyeleşmeli ve o hediyelerin sevgiyi arttırdığı unutulmamalıdır. Allah Resulü'nün bu konudaki tavsiyelerini de burada hatırlamak durumdayız. Sekizincisi bol bol aradaki sevginin ve muhabbetin artması için dua edilmelidir. Eşlerin birbirine hanıma benim mesela hanımın bana Allah'ım ne olur aramızdaki sevgiyi ziyadeleştir. Ne olur Allah'ım aramızdaki sevgi arttır diyerek bu noktada dua edilmeli. Dokuzuncusu imanına ve ihlasına güvendiğimiz insanlardan dua istenmelidir. Herkese bu manada bunu söylemeye gerek yok ama sözüne itibar ediyorsunuz, duasına güveniyorsunuz. Bu noktada rica edersiniz o insanlar sizin için gıyabınızda bu duayı yaparlar. Belki o dua aranızdaki o azalan sevginin, ilginin çoğalmasına sebebiyet verir, vesile olur. Sonuncusu da şu sabrı kuşanmalı, tahammül ettiğimiz kadar mükafat kazanacağımız hatırdan çıkarmamalıdır. Eğer bunları yaparsak Azalan o ilgiyi çoğaltma adına, fazlalaştırma adına bazı adımları atmış oluruz. Ama bazen bazı kardeşlerimizin bu alanlarda farklı farklı imtihanları olabilir. Allah o imtihanı olanlara yardım eylesin. Bizi de eşlerine karşı ilgisini, sevgisini, muhabbetini her daim diri tutanlardan eylesin.